Merhaba çocuklar. Online ders vereceğim dedim ama tabii bunun acaba bu kadın bize ne gösterecek? Acaba değer mi bu derse devam etmeye diye düşünebilirsiniz. Sistemimi anlatayım. Şimdi ilk önce bir figürle başlıyoruz. Bu figür ne? Şöyle uzaktan durayım. Herhangi bir figür. Şimdi buraya kontraposta çizdim ama bu başka bir figür de olabilir. Önce bunu çiziyoruz. Sonra kağıt değişmiyor. Tabii ben değiştirdim ama aynı kağıda. Sonra bu figürün göz hizasına göre diğer figürlerin boyları ne kadar olur ve nasıl yerleşir? İkinci aşamada bunu gösteriyorum. Ve aynı zamanda her figürün tabii nasıl çizildiğini gösteriyorum. Şöyle her kompozisyonda yeni bir figür öğreniyoruz. Dil dersine benzemesini buna benzettim. Yani her dil dersinde yeni bir kelime öğreniyorsun ya da yeni bir kalıp. Biz de her aşamada yeni bir figür pozu öğreniyoruz. Sonra üçüncü aşama. Üçüncü aşamada da şöyle bu figürlerin içinde yer aldığı başlangıç olarak kapalı mekan. Çünkü kapalı mekan açık mekandan daha zordur. Bir kapalı mekan örneği gösteriyorum. Sonraki kompozisyonlarda yine kapalı mekan epey bir devam edecek. Yine değişik bir figür pozu, değişik bir mekan, değişik mekanlar artık iyice sizden gelen geri dönüşüme göre tamam oldu dediğimde açık mekana geçeceğiz. Yani neymiş? Her kompozisyonda değişik pozlar ve değişik kapalı mekanlar çalışacağız.